Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir oynatma listesiyle karşınızdayım. Bu oynatma listesinde Vajamuzi Zebane Farsi isimli 3 ciltli kitabın ilk cildini işlemeyi düşünüyorum. Bu birinci cilt başlangıç seviyesi. Şimdi dilerseniz bu kitapta hangi konular var? Önce bir konularda bakalım. Gerçekten çok faydalı bir seri bu. Yani 3 kitabı bitirdiğiniz zaman zaten Farsçanın günlük dildeki birçok kelimesine hakim olmuş oluyorsunuz. Muhteşem bir kaynak anlamıyla. Şimdi bu birinci ciltteki konu başlıklarına bakacak olursak hangi konular var burada? Şöyle geçeyim bunları. Konuları burada veriyor bize. Hane, ev, el ev konusu var. Evde, burayı ev konusuna ayırmış. Hane ve devo, hoş şevenden, aile ve akrabalar. Günlük faaliyetler, günlük sıkıntılar, sorunlar, müşkil sorunlar, sıfat hayır, rayiç, yaygın sıfatlar, şehir, mekan hayvumu, ticari, ticari ve genel mekanlar, meslekler, ulaşım, kul ve ticari, ticaret ve para, verzeşkaranu, verzeşha, sporlar ve spor. Bu birinci bölüm. İkinci bölümde insan bedeni, sima, çehre, kuşak, kıyafet, yemek, hastalıklar. Üçüncü bölümde hayvanlar, meyveler ve sebzeler, çiçekler ve ağaçlar, doğal olaylar, doğal olayları kim, zamanın fusul, mevsimler ve zaman. Diğer dördüncü bölümde pesmenha, burada da çok dil bilgisi konuları vermiş. Ekler, pardon, pesmenha, evet, ekler, pesmenha yine ekler, yani son ekler tabii bu. Sonra kelime-i mürekkep birleşik kelimeler, birleşik kelimeler. Pişvenha, bu da örnekler. Ve son ders olarak da filhayı pişvendi. Burada da yine fiillerden, örnekli fiillerden bahsetmiş. Son kısım da zaten ek mahiyetinde. Burada sayıları vermiş. Vajenamede Farsça sözcüklerin latinize olarak nasıl okunacağını göstermiş. Pasoknamede de bu kitapta konuların altında birer alıştırmalar oluyor. O alıştırmaların cevaplarını da pasoknamede görüyorsunuz. Şimdi dilerseniz hemen ilk konuya hemen geçelim. İlk konumuz nerede? İlk konumuz evet, evle ilgili. Şurada önce üç tane ev bize vermiş, üç tane mekan vermiş. Bir de villa tarzı bir ev vermiş, bir apartman dairesi, bir de normal bir kule tarzında bir ev vermiş. Hatta bir de dördüncü bir ev var burada. Burada da bir kulübe vermiş. Ok işaretleriyle bunları göstermiş. Öyle apartmanı göstermiş burada. Apartmanda kapıyı gösteriyor. Bir numara nerede? Evet, burada kapıyı göstermiş. Pencereyi göstermiş. Duvar. Burada duvarı göstermiş. Anten de yine anteni göstermiş. Dikkat ederseniz zaten bu kelimelerin birçoğu Türkçe'de de mevcut. Birçoğunu biliyoruz. Sonra burada villa ile ilgili kelimeleri göstermiş. Balkon, balkonu göstermiş. Poşteban, dam ya da teras da diyebiliriz. Yani evin üst kısmı poşteban. Sütun zaten biliyoruz. Yani kolon, sütun. Daha sonra burada işte kuleyi göstermiş. Yani Türkiye'de de hani gökdelen tarzında böyle büyük katlı binalara borç veriyor kule. Kule ile ilgili neyi göstermiş? Şişe, cam kelimesini vermiş. Şişe, Farsça'da cam olarak görülüyor. Ve son olarak da kulübe, yani kulübe tarzında bir ev. Ve neyi görüyoruz? Dutkeş, yani bacasını görüyoruz. Şimdi hemen ilk metinle başlıyoruz. Bu arada ben tabii kalemimi de açayım. Kalemle güzel oluyor. Altını çiziyoruz kelimelerin. Bu metinlerde seslenme olayı yok. Ben kendim seslendirmeye çalışacağım. Şimdi hemen okuyalım. Başlığımız nedir? Apartman hemen. Apartman, yani Türkçe'de bildiğimiz bir kelime ama daha çok yani apartman dairesini kastediyor. Yani benim dairem anlamına geliyor burası aslında. Ben der tabakayı çağırıyorum. Yek sahtemane penç tabakayı zindegi mi konum. Her tabakayı in sahtemane du vahit apartman daret. Men berai raft amed az asansör istifade mi konum. Zira pelikan tangu tarik est. Ma der parking yek anbari darim.
همه آپارتمان های این ساختمان با سوفاژ گرم می شود. سوفاژ خانه در زیر زمین زیر پارکینگ واقع شده است. من در اتاق پذیرایی یک شومینه گازسوز درست کردم که خیلی زیباست. پشت ساختمان ما حیات بزرگی وجود دارد. باغچه قشنگ و سرسبزی در گوشه حیات است. وسط باغچه حوض آبی با یک فواره کوچک قرار دارد. Şimdi ben bir okudum, sonra bir çevirelim hemen. Ben der tabakayı çağırım. Şimdi burada bir sıfat arasında sıra sayı sıfatı var. Tabakayı çağırım, dördüncü kat demek. Çağır dört, çağırım sıra sayı sıfatı oluyor. Dördüncü kat ta, der da biliyorsunuz. Derde anlamında. Ben dördüncü katta, peki neyin dördüncü katında ama? Yek sahtaman, beş tabakayı. Bir binanın. Peki nasıl bir bina? Beş tabakalı, beş katlı bir binanın dördüncü katında zindagi mikonam yaşıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi uzun bir tanımlamayı burada gördük. İkinci cümle, her tabakayı in sahtemon du vahid apartman daret. İşte bu sahtemon bina demek. Bu binanın her katı du vahid, iki birim, iki tane. Vahid burada bir birim, tane anlamına kullanmış. İki tane apartman daire. İşte daire dedik. Apartman daire anlamına geldiğini söylemiştik. İki daireye sahiptir. Burada sahip olmak fiili kullanılmış Farsça'da. Bildiğiniz gibi daştan fiili kullanılıyor. Tabii biz bunu Türkçe çevirirken bu apartmanın her katı iki daireye sahiptir de diyebiliriz ya da iki dairesi vardır diyebiliriz. Men beraya reft ahmet, reft ahmet gidiş geliş, yani bir yere gidip gelmek. Burada bina olduğu için iniş çıkış da diyebiliriz. Ben gidip gelmek için az asansörden istifade mi konem, yararlanıyorum. Az istifade kerden, bir şeyden yararlanmak, yani kullanmak, bildiğimiz kullanmak sözcüğü yani. Ben gidiş geliş için asansör kullanıyorum. Daha uygun Türkçe'yle böyle de diyebiliriz. Zira çünkü pelikan merdiven, tango tarik ast. Tang dar demek, tarik karanlık demek. Çünkü pelikan merdiven dar ve karanlıktır. Ma özlemiz biz, yani biz ma der parking yek anbari darim, biz parking, yani bu otopark, İngilizceden geçmiş zaten, otoparkta ya da işte park yerimizde yek anbari ambar depo anlamına geliyor. Biz parkingde bir depoya sahibiz, yani bizim parkingimizde bir depo var diyebiliriz. Hemeyi apartmanı hain sahtemon. Yine bu apartmanın dairelerinin tamamı, hepsi, tamamı, bütün anlamında. Burada yine bir tanımlama görüyorsunuz. Hem bir apartmanın, hayır, misafirman, uzun bir tanımlama görüyoruz. Apartmanın dairelerinin tamamı, bu sufaj, kalorifer anlamında kullanılıyor. Bu da Fransızcadan geçmiş sanırım. Kalorifer ile, ba ile anlamında, germiş, evet, ısınıyor. Germiş odan ısınmak, germ sıcak demek zaten. Şuradan yardımcı fiiliyle böyle bir birleşik fiil elde edilmiş. Garip bir şeyler ısınıyor. Şuvaşhane der zirzemini yeziri parking vakış odayast. Bu cümlede ne diyor bize? Burada gördüğünüz gibi hane sözcüğü var. Burada bir birleşik kelime elde edilmiş. Yani Türkçe'de bizim kullandığımız eczane, hastane, o sözcüklerdeki hane sözcüğüdür aslında. Türkçe'de tabi zaman o hanlar düşmüş. Eczahane, hasta hane, o hanlar düşmüş. Tabi Farsça'da bu öyle bir düşme söz konusu değil, hala mevcut köken itibariyle. Dolayısıyla burada yani kalorifer evi, ama biz ne deriz? Kalorifer dairesi deriz. Kalorifer dairesi nerede? Der ziri zemine ziri park. Ziri zemin, yani zemin normalde biliyorsunuz yer demek. Zir alt demek, yani yerin altı. Burayı bodrum olarak alıyoruz. Bodrumu, bodrumda der var burada, ismi de hali.
Bodrum'da kalorifer dairesi nerededir diyor. Otoparkın altındadır diyor. Evet. Ben der oto ve pezrayı yek şümineye gansuz duruz kerdeyen. Ki buraya kadar alalım bunu. Ben oto ve pezrayı var orada. Oto ve pezrayı pezroftan fiili var orada. Pezroftan normalde kabul etmek ve ağırlamak anlamlarına gelir. Bundan türetilmiş bir isim var. Pezroftan fiilinde pezra geliyor. Oto ve pezrayı de burada bir nispet yası var. Yani kabul etme odası. Yani ağırlama odası. Biz Türkçe'de ne deriz? Misafir odası deriz. Misafir odası. Ben misafir odasında yek şümine zaten ortak. Şümineye gazsuz. Gazsuz yani gaz, sus, soktan fiili yanmak ve yakmak anlamlarına gelir. Yani gazla çalışan bir şömine. Doros kerdeyem hazırladım. Ya burada doros kerdeni hazırlamak anlamı var ama burada yani yaktım diye de çevirebiliriz aslında. Yani hazırladım yani bir gazla çalışan bir şömine hazırladım, yaktım. Ki burada bir bağlacı görüyoruz ve bu aslında şeyin şunun sıfatıdır. Hayli zibas, hayli ziba çok güzeldir. Yani çok güzel olan, çok güzel olan sıfat cümlesi yapıyor burası. Çok güzel olan bir ne yaptım? Gazla çalışan bir şömine hazırladım. Diğer cümleye geçiyorum. Poşte sahtemane ma hayatı bozur gibi vücut dare. Poşt arkası gerisi anlamında. Burada yine poşte sahtemane ma. Bizim binamızın arkası. Burada maya dikkat edersiniz biraz önce ben biz dedim. Burada ise bizim dedim. Bu zamir, bu şahıs zamiri hem biz anlamında kullanılıyor. Hem de kelimelerle tamlama oluşturduğu zaman iyelik zamiri olarak kullanılıyor. Yani bizim neyimiz? Bizim binamız. İyilik sıfatı mı oluyor? Yani sahiplik bildiriyor yani burada. Bizim anlamında kullanmış. Bizim binamızın arkası hayati bozorgi. Büyük bir avluya sahiptir. Büyük bir avluya sahiptir. Yani bunu şöyle çevirebiliriz. Bizim apartmanın arkasında büyük bir hayat avlu var. Burada da sıfat tamlaması görüyorsunuz. Hayati bozorgi, hayat bozor büyük demek, hayat avlu demek. Bu iyi bir anlamı veriyor burada işte. Büyük bir avlu ya avlu var. Vücut daret var anlamında. Yani mevcuttur. Vücut taştan fiili vardır, bulunur, yer alır. Diğer cümleyi geçiyorum. Bahçeyi kaşango sersebzi der guşeyi hayat est. Bahçe zaten Türkçe'de geçmiştir. Kaşan güzel demek. Sersebze ise yemyeşil anlamında. Yemyeşil ve güzel bahçe, güzel bir bahçe nerededir der guşe. Guşe köşe demek. Guşeyi hayat. Avlunun köşesindedir. Hast, zaten olmak fiili, buden fiili, hasten yeni zamandaki üçüncü teki şahıs ekidir. Mesela bahçenin ortası nedir? Havzi abi bayık fevareyi kuçe karar döner. Yine bahçenin ortasında. Burada aslında bu işte mesela poşt gibi bu kelimeleri biraz derde ekleyebilirsiniz aslında. Yani öyle bir anlam veriyor bize. Bahçenin arkasında havuz yani. Havzi abi. Mavi bir havuz. Peki nasıl bir mavi havuz? Yek fevareye kuçek. Küçük bir fıskiye. Küçük bir fıskiye. Burada ba var. Ba normalde genel alım iledir. Ama burada ile birlikte diyebiliriz. Ya da lı diyebiliriz. Küçük bir fıskiyeli yani küçük bir fıskiye ile birlikte bir mavi havuz karardaret bulunur. Yine bakın burada vücut taştan, karar taştan eş anlamlı kullanılmış. Evet birinci metnimiz buydu. Şimdi bu konudaki ilk metinde ikinci metinimiz de mevcut burada. Burayı da hemen çevirelim. Kalemimiz neredeydi? Buradaydı. Burada ne diyor? Haleyi beraderem. Berader erkek kardeş. Beraderem benim anlamında. Birleşik zamir. Kardeşimin evi. Beraderem در خانه ی ویلایی در شمال تهران زندگی می کند. نمای ویلا از آجر ساخته شده و سقف آن
شیروانی است. ویلای قدیمی او وسط باغی با درخت‌های بزرگ و کهنسال قرار دارد. او در زمستان خانه را با بخاری گرم می‌کند و برای گرم کردن آب از آبگرمکن استفاده می‌کند. در تابستان او کولر و پنکه را روشن نمی‌کند، زیرا در بالکن روی صندلی راحتیش زیر سایه درخت چناری می‌نشیند و خودش را با باد بزن باد میزند. Evet, metnimizi okuduk. Şimdi çevresine geçelim. Beraderim, benim kardeşim. Beraderim, man. Bu ayrı zamir oluyor. Beraderim ise birleşik zamir oluyor. Benim erkek kardeşim bir evde, nasıl bir evde? Villayı, yani villa tipli bir evde. Peki nerede? Der Şomale Tahran. Tahran'ın kuzeyinde. Burayı şöyle yapabiliriz. Tahran'ın kuzeyindeki ya da Tahran'ın kuzeyinde bulunan villa tipli bir evde ne yapar? Zindegi mikonet yaşar. Yaşıyor. Zindegi kardan yaşamak fiili. Burada bir şimdiki zaman çekilmiş. Namayı villa az acır sahte şade o sakbe an şirvani ast. Burada villanın nema normalde görünüm, manzara anlamına gelir. Burada ise dış cephesi diye düşünebiliriz. Villanın dış cephesi. Az, acur, bu tuğla demek. Acur, sahte şodi. Tuğladan yapılmış olup, buradaki fiillerle birlikte eğer ve gelirse, burada birden fazla fiil vardır. Dolayısıyla ilk fiili genellikle ip diye çeviririz. Yani burada sahte şodan yapılmak anlamına gelir. Yapılmış olup. Sak ve an, sak tavan demek. Çat anlamına da gelir. Sak ve an onun tavanı şirvaniyaz çatılıdır. Şirvan da yine çatı anlamına gelir. Burada bu tavan, bunu çat olarak alıyoruz. Onun tavanı çatılıdır. Villayı kadimiye u vesete bağı badrekhayı bozorgu kuhansal karar verir. Burada ne diyor? Villayı kadimiyo, onun eski villası, kadim, eski demek kadimi, onun eski villası, veset-i bağı, bir bağın ortasında, nasıl bir bağın ortasında peki? Ba-dret-hay-i bozorgu kohensal. Burada yine görüyorsunuz, bakın ba il anlamına geliyor. Burada yine l-li anlamı vereceğiz, ile birlikte anlamı vereceğiz. Ne diyor? Dret-hay-i bozorgu kohensal. Ne bir tanımlama görüyorsunuz. Dret ağaç demek. Çoğul hale gelmiş. Nasıl ağaçlar? Yaşlı, kohensal, yaşlı ve büyük ağaçlarla birlikte ya da olan da diyebiliriz. Yaşlı ve büyük ağaçları olan ya da işte dediğimiz gibi sayıp ile birlikte diyebiliriz. Yaşlı ve büyük ağaçlara sahip bir bağın ortasında karardar et bulunur, yer alır. Bu derzimizden hanera Buhari germi konet. Burada ne diyor? O, yani zimistan kış demek, kışta der isminde hali, kışta. Tabi biz Türkçe'de kışın deriz. O kışın hanera evi ismin ihali belirtmek ki evi ba Buhari. Buhari ile. Bak burada direkt bunu ile anlamı vermemiz lazım tabi ki. Soba ile germi konet ısıtıyor. Germ kerden ısıtmak, germ şodan ısınmak. Şodan yardımcı fiil olarak geldiği zaman çoğu zaman edilgen anlamı verir fiile. Ve berayı germ kerden yap. Ve burada ne diyor? Berayı için anlamında germ kerden ısıtmak neyi yap? Suyu ısıtmak için as istifade mikonet bir şeyden yararlanır diyor. Bir şey kullanır. Neyi kullanır? Ab germ kon. Burada da görüyorsunuz bir türetilmiş bir kelime var. Ab ısıtan. Yani bu nedir? Termostat mı diyoruz? Ne diyoruz? Termosifon mu diyoruz? Termosifon. Termosifondan ne yapar? Yararlanır. Termosifonu kullanır. Evet, şimdi der tabestan yazda, yani tabi biz ne diyoruz? Yazın diyoruz. Bu der mecburen gelecek. Yazın. Bu kuler. Kuler klima demek ve panke. Panke de pervane demek. Yani UFO marka pervaneler oluyor ya. Pervane ra Ruşen ne mi konet? Açmıyor. Ruşen kerden
bir elektronik aleti açmak açmıyor. Zira çünkü der balkon buraya sandalye rahatış. Zire sayı drak teçenari bileşlet ve kodeşo bo bat bezan bat mizanet. Evet, burada ne diyor? Çünkü balkonda rüye sandalye rahati eş. Burada sandalye rahati, sandalye koltuk demek aslında. Sandalye rahati derken de bu sallanan koltukları kastediyor. Hani oturuyoruz böyle sallanıyor falan ileri geri. Onu kastediyor. Rüye üzerinde anlamında. Bu rahat eş de onun anlamına giriyor. Yani bu zamirdir. Onun yani kendisinin bu sallanan koltuğun üzerinde, koltuğunda peki nerede? Ziri sayayı direkte çenari. Bir çınar ağacının gölgesinin altında Mineşnet oturuyor ve Hodeş Ra ve kendisini o Badbezen yelpaze ile Badmizenet serinletiyor. Badzeden hani böyle rüzgar yapmak, serinletmek ve yerlemek anlamlarına gelir. Serinletiyor. Evet, bu metnimiz de bu şekildeydi sevgili sevgili dostlarımız. Evet, bu metni de bitirdik. Şimdi burada bakalım, bir iki ekstra bilgi var. Çan sıfat berayı hane demiş. Ev için birkaç tane sıfat. Haneyi şomali hanehayi hastan ki der anha hayatı cüreyi sahteman karar darat. Evet, hanehayi şomali yani kuzey evleri, şomal kuzey demek, kuzey evleri hanehayi hastan, evlerdir. Şöyle evlerdir ki, bak burada bir sıfat cümlesi var. Şöyle evlerdir ki der anha onlarda, yani bu evlerde, onlarda hayat cüreyi sahteman, hayatın avlu apartmanın önünde çolu ön demek apartmanın önünde hayat avlu herardaret bulunur. Burayı nasıl toparlayacağız? Burası dediğim gibi sıfat cümlesi yapıyor. Kuzey evleri binanın önünde avluya sahip olan evlerdir. Avlusu olan evlerdir diyoruz. İkinci cümle Hanehaye Cenubi Hanehaye Hasan Kitarahva Hayat Poşti Sahtemon kararlara benzer bir ifade. Bu sefer güney evleri diyor. Güney evleri evlerdir ki şöyle evlerdir ki Hasan burada dirler. Çoğul yani olmak fiili evlerdirler. Nasıl evlerdirler? Onlar da yine o evlerde hayat avlu poşti sahtemon binanın arkasında karardaret bulunur. Yine burayı komple sıfat cümlesi yapıyoruz. Şöyle diyoruz. Binanın arkasında avlu bulunan evlerdir. Burayı şöyle toparlıyoruz. Hanehaye Cenubi özlemizi alıyoruz. Güney evleri virgül binanın arkasında avlu bulunan evlerdir. Diğer cümlemiz otağı aftab gir, otağı eski aftab be rahati be dahili an bitabet. Burada da aftab gir ile bir birleşik kelime görüyoruz. Aftab normalde güneş demek, gir gereften almak fiilinden geliyor. Yani güneş alan oda diyor yani burada. Güneş alan oda virgül. Otağı yazdı bir odadır ki, nasıl bir odadır? Aftab, güneş ışığı yani. Berahati, kolaylıkla, berahati beraber alıyoruz. Zarf yapar. Kolaylıkla bedahile al, onun içine hitabet, tabet yani güneş ışığını ışıtmak, aydınlatmak anlamında. Burada ne diyor? Toparlarsak, güneş alan oda içine güneşin rahatlıkla girdiği ya da güneşin rahatlıkla ışıttığı bir odadır diyoruz. Diğer cümleye bakıyorum. Otağı çadır, otağı yastık eder an çizhayı ziyade ra mitavan gozaşt.
Ota ve cadar, ca normalde yer anlamına geliyor. Dar, daştan fiilinden türetilmiş birleşik bir kelime. Yani bu geniş diyebiliriz. Pek çok şey alan anlamında. Geniş oda, geniş oda, otak yaz. Bir odadır ki deran onda, yani bu odada çizhayı ziyadi pek çok şey ra mitavan gozaşt korunabilir. Burada tabi yeterlilik fiili var. Yapabilmek fiili kullanmış. Mitavan gozaşt korunabilir. Burayı da şöyle toparlıyoruz. Geniş oda içine pek çok şey konulabilen bir odadır. Otafi bir odadır. Peki burada ne diyor? Apartmanı yek habi. Apartman yazdı ki fakat yek otafi hot darit. Burada da apartman yani daire demiştik. Apartman yek habi. Bu komple özlemiz. Yek habi. Habi yani hap uykudan geliyor. Burada yani bu nasıl diyelim? Tek yataklı diyebiliriz aslında. Tek yataklı ya da tek uyku odası diyebiliriz. Şimdi burada uyku yani yatak odasını kastediyor. Tek evet, bu cümleyi nasıl çeviririz? Apartman yek habe, tabi bunun özel Türkçe'de böyle bir isim var mı bilemiyorum ama yani tek yatak odalı daire diyorum ben. Tek yatak odalı daire nedir? Şöyle bir dairedir ki sadece bir yatak odası vardır. Yani sadece tek bir yatak odasına sahip dairedir. Diğer cümlede bu sefer apartmanı du habe demiş. Burada ise bu sefer iki yataklı daire ya da iki yatak odalı daire. Bu da apartman yazdı ki dairedir ki du otak ve hap daire iki yatak odasına sahiptir. İki yatak odasına sahip bir dairedir diyoruz. Toparlarsak iki yatak odalı daire iki yatak odası olan dairedir diyoruz. Bakalım. Evet, burada metni bitirdik. Şimdilik bu kadar. Diğer derste görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.